Otobüs Yalova şehir girişinin içindeki çınar ağaçlarının arasından geçerek ilerledi. Biraz sonra apartmanlar göründü. Ardından bir yola saptılar ve yeniden ağaçlar arasından geçe geçe misafirhanenin olduğu yere doğru ilerlediler. Bu yol zamanında Atatürk'ün çok sık kullandığı termal yoluydu. Ekrem öğretmen mikrofonu eline aldı ve arkadaşlar şu an Atatürk'ün hep geçtiği yoldan geçiyoruz. Burası Termal Yoldur. Atatürk Termal'e giderken bu çınarlı yoldan geçermiş. Siz de şimdi tarihin içinden geçiyorsunuz." dedi. Karaca tarihin içinden geçmenin ne olduğunu hissetti. Belki bir yol, belki bir ev, belki de ulu ağaçlar. Geçmiştekilerin yaşadığı, konuştuğu, dokunduğu ortamlar kendilerini çok mutlu hissettiler. Çok farklı duygular içindeydiler. Hislerini tarif edemediler. Uzunca yeşilliklerin içinden geçerek termal içlerine doğru kıvrıldı otobüs. Daha sonra da beyaz, ince ve uzun bir binanın önünde durdu. Binanın etrafı yemyeşildi. Ağaçlar ve çiçeklerle bezeliydi. Bahçesinde mermer bir havuz, havuzun ortasında bir balık heykeli Kenarlarındaysa oturaklar vardı. Burası gezi boyunca konaklayacakları eski bir misafirhaneydi. Eşyalarını aldılar ve odalarına yerleşmek üzere misafirhaneden içeri girdiler. Odaları hazırdı. Yerleştiler. Hepsinin de aklında yarın yapılacak şehir gezisi ve yürüyen köşk vardı. Bu köşk nasıl bir köşktü? Nasıl yürüyordu? Ayakları mı vardı? Acaba Pinokyo gibi sihirli bir tahtadan mı yapılmıştı? O da birden sihirli olduğunu anlayıp yürümeye mi başlamıştı? Kendi kendilerine belki de konuşabiliyordur diye düşündüler. Bazıları onun sihirli olduğuna çoktan inanmıştı. Karacaysa yürüyen köşkün sihirli olmadığını düşünüyordu. Ona göre yürüyen köşk yürüyen bir tarih demekti elini, yüzünü ve ayaklarını yıkadı. Daha sonra da pijamalarını giyip yatağa uzandı. Diğer bütün çocuklarla birlikte o da yürüyen köşkü düşünerek uykuya daldı. Yarın çok heyecanlı bir gün olacaktı.